Ekonomik Görünüm hoş geldiniz. Hafta içi her gece 9'da olduğu gibi bu akşam da karşınızdayız. Perşembe akşamlarının iki değerli üstadı bizlerle. Profesör Doktor Asaf Savaş Akat ve Ege Cansen ekranlarda. Hocam hoş geldiniz her ikinizde. Hoş bulduk Barış. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben böyle güzel, heyecanlı, enerjili başlayayım diyorum. Ama işte geçen haftalarda yangın felaketiyle karşılaştık. Bu hafta da benim de memleketim olan Kastamonu'yu da çok ciddi bir şekilde olumsuz etkileyen yine Bartın, Sinop gibi illerimizi ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir sel felaketiyle, Batı Karadeniz'i vuran bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. 17 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok ciddi bir can kaybı var. Geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah kısa sürede yaralar sarılır. Kısa sürede bu sel felaketinin olumsuz etkilediği bölgelere yardım ciddi şekilde ulaştırılır ve ihtiyaçlar giderilir. Bir kez daha hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, ülkemize de geçmiş olsun diyeyim bir kez daha. Hakikaten üst üste geliyor maalesef bu felaket haberleri. Şimdi biz Ege Hocam ve Asaf Hocam'la bu akşam ekonomik kalkınmanın kapsayıcılığını konuşacağız. Ekonomik kalkınma, idari yapı, iktisadi kalkınma gibi başlıklarla ilerleyeceğiz. Asaf Hocam, isterseniz bu hafta Ege Hoca'dan mı başlasam bir uzun süre sonra? Bence evet, bir değişiklik yapalım ve Ege bugün şey yapalım. Uzun süre değil mi yani, artık bir Ege evet. Hoca'yla. Uzun süre haksızlık oluyor. Haksızlık oluyor. Sonra Ege Hoca şikayet ediyor. Programdan anlatamıyorum sonra, ben diye. Programdan sonra beni arıyor. Beni az konuşturuyorsun bari. Sözümü kesiyorsun. falan diyor. Buyurun. Bugün de konuştuk ama ya. Ege Hocam'la Asaf Hocam. Gündüz bizim telefon konuşmalarımız harika. Ben susuyorum mesela. Bak Ege Hocam, anlatacağım izin verirsen. Anlat. Heyecanlı oluyor. Asaf Hocam bak, yemin ediyorum şöyle oluyor. Ege Hocam beni arıyor. Anlatıyor. Bazen ben susuyorum. Ege Hocam benim susmandan ne demek istediğimi anlıyor. O anlamı çıkarıyor. Bugün de anladı. Sen şimdi şunu demek istiyorsun değil mi? Susmamı bile bir... ama müthiş hakikaten. Helal olsun hocam. Susmamdan bile bir anlam çıkarıyor ve doğru anlamı çıkardı bugün de Ege Hocam. Buyurun, ekonomik kalkınmanın kapsayıcılığı. Bu arada izleyicilerimiz de bizlere ulaşabilirler. Adresimiz ekranlarda, @bloomberg.com. Twitter'dan Asaf Hoca, Ege Hoca. Ekonomik kalkınma nasıl kapsayıcı olur? Sizlerin de görüşleri, mesajları, soruları varsa bu ekonomik kalkınmayı nasıl kapsayıcı... Zaten kalkınma, kapsayıcılık böyle aynı şey gibi bana geliyor. Ekonomik büyümenin kapsayıcılığı demedik mesela. Ekonomik kalkınmanın kapsayıcılığı dedik. Ege Hocam buyurun. Evet, bu kapsayıcılık konusu aslında hasıl olması gereken sonuç. Yani nasıl örgütlenelim, ülkenin idari yapısıyla iktisadi kalkınma arasında bir ilişki var mı? Eğer bu doğru, bu ilişki doğru bir şekilde tanzim edilirse kalkınma da, yani refah artışı da daha kapsayıcı olur. Hem bölgesel olarak hem sosyal sınıflar olarak daha kapsayıcı olur. Yani kapsayıcılık burada amaç. Bizim daha çok irdelemek istediğimiz husus idari yapıyla kalkınma arasındaki ilişki üzerinde duracağız. Şimdi bizim gibi ülkeler derken şunu kastediyorum. Kalkınmaya daha sonra başlamış. Mesela ilerlemiş Avrupa ülkeleri pek de farkında olmadan kalkınmışlar herhalde. Yani oturup böyle planlama, nasıl kalkınalım falan olmamış. Kalkınmışlar. Yani hiçbir şey yapmamışlar anlamında değil de. Kalkınmışlar zaten. Fakat arkadan gelenler onları yakalamak için metot geliştirmek istemişler. Yani biz bu olayı böyle bırakamayız. Biz bir takım metotlar geliştirmeliyiz. Tabii onların yapılarına da bakarak metot geliştirmek istemişler. Bir nevi
kestirmeden gidip geri kalmışlığı ortadan kaldırmak istemişler. Yoksa bıraksalar belki hiçbir zaman yakalanma olmayacak. Yani yakalayamayacaklar. Şimdi bu konuya bir miktar kafamın takılmasının sebebi Çin'in kalkınması konusu. Yani Çin tabii çok büyük bir kalkınma hamlesi başardı. Ve Çin'in üstelik de bu kalkınma hamlesi, yani kalkınmayı gerçekleştirdi artık. Çin bugün kalkınmış bir ülke. Bir batı tipi bir şey değil. Yani tam Çin'i bir yere oturtamadı kimse. Başlangıçta hatta dendi ki ya bu Çin böyle gidemez. Bakmayın ondan sonra çökecektir dendi. Çökmedi. Niye çökecektir dendi? Batı'ya benzemedi. Yani batı tipi bir demokrasi olmadı. Batı tipi kurumlar tam olmadı. Olur gibi oldu benzemedi. Rusya'ya da çok benzemedi. Komünist partisi vardı ama kapitalist bir sistem kurdular. Tabi bu hemen olmadı. Büyük hadiseler oldu orada da. İşte devrimler oldu, kültür devrimi oldu. İşte cüce denk geldi bilmem ne falan filan. Yani bunlar böyle hemen pişince sofraya gelmiyor. Yani çok bedeller ödeniyor. Fakat şimdi bakıyor insanlar ya acaba bu Çinlilerin idari yapısı, ki unutmayalım ki Çin, bir de ilginç bir rakam bugün karşıma çıktı. Yani biz hep Çin'in nüfusu 1 milyar 400 milyon diyorduk ya, ya ben öyle diyordum. Meğer o kadar değilmiş. 1 milyar 280 milyonmuş. Bu ülkelerin bu rakamları da insana alt üst ediyor. İstatistiklerde hata varmış falan filan. Her ne halise. Çok büyük bir ülke. Coğrafi olarak büyük bir ülke. Çince konuşuluyor deniyor ama Çince'nin de bir sürü türleri var. İşte daha çok onların Mandarin Çincesi dedikleri bir şey var. Şimdi birçok İktisatçı Çin'in yapısını da anlamaya çalışıyor. Yani nasıl bir idari yapı vardı? Şimdi lafı uzatmadan temel bir idari, yani yönetim meselesine gideyim. Bütün yapılarda, idari yapılarda, buna organizasyon da diyebiliriz, şirketler için veya kurumlar, firmalar için temel soru, bir aks vardı. Ne kadar merkezi, ne kadar ademi merkezi olacak? Çok temel bir sorundur. Yani verimliliği tayin eden bu merkezilik, ademi merkezilik oranıdır. Bu çok önemli bir konu oluyor. Bu devlet yönetiminde de, Türkiye'de de, bizim idari yapımızda bir merkezi yönetim var. Bir de mahalli idareler. Yerinden yönetim deniyor ama o doğru bir tabir değil, doğru tabir yerel yönetim olması lazım. Yerinden yönetim aslında merkezi yönetime bağlı olarak çalışan demektir. O yerinden o anlama gelir. Mesela bizim idari yapımızda merkezi yönetimin bir başkenti vardır. Başkentteki teşkilat. Bir de taşra teşkilatı vardır. Mesela valiler, İstanbul valisi İstanbul'da oturur ama merkezi yönetimin bir parçasıdır. Yani yerinden dersek İstanbul'dadır ama o aslında Ankara'nın bir uzantısıdır. Yani valilik aslında merkezi yönetimin yerinden olan tarafıdır. Ama belediye, belediye başkanlığı bir yerel yönetimdir. Bu farkı da vurgulamak istiyorum. Fakat bizde kullanılan tabirle mahalli idareler deniyor. Şimdi de yerinden yönetim diyorlar ama dediğim gibi onun karşılığı yerinden yönetim değil, yerel yönetim olması lazım. Evet. Şimdi bir de burada otoritenin kaynağına bakalım. Merkezi yönetimin başında kim var? Hükümet var. Cumhurbaşkanlığı sistemi olabilir, parlamenter sistem olabilir ama seçilmiş bir hükümet var. Şimdi yerel yönetimlerinde onlar da seçiliyorlar. Şimdi burada bir kuvvetler çarpışması da kendiliğinden çıkıyor. Şimdi vali netice itibariyle
İçişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı da bilmem Başbakan'a veya Cumhurbaşkanı'na bağlıdır, Cumhurbaşkanlığı'nda. Ama belediye başkanı otoritesini seçimden alıyor. O zaman yerel yönetimlerde böyle bir meydan okuma çıkıyor ortaya. Kendi başlarına biraz buyruk hareket etme gibi. Şimdi bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Bilhassa yani kapsayıcılık açısından iyi olabilir. Karar kalitesi yükselebilir çünkü yerindedir oradaki yönetici, belediye başkanı. Ama şöyle bir kötü sonuç olabilir. Finansal istikrarsızlık kaynağı olabilir. Çünkü biz de görüyoruz şimdi yerel yönetimlerin işte dış borçlanma konuları çıkıyor ortaya. Bu bütün yönetim sistemlerinde temel bir cümle vardır. Cüzdan dağıtılamaz. İngilizceden tercüme etmeye çalıştım ama yani para konusu. İngilizcesi ne hocam? İstikrar konusu. Yani merkezde yani bütçe daima ülkenin tamamını kapsamak zorundadır. Yani yerel yönetimim diye bütçe limitlerinin finansal yani kamu finansman prensiplerinin dışına çıkılmaması gerekir. Ben şimdi bu girizgahta durayım. Bakalım Datça'dan neler gelecek? Asaf Hoca ne yapacak? Asaf Hoca yerel yönetim oluyor. Galiba Datça'da. Ege Merkez. Ege Merkez'de. Burada, evet şimdi yani. Birkaç mesaj aynen. Var. İşte dedik ki ekonomik kapsayıcılığı nasıl olacak diye. Özellikle Çin'den bahsetti ya hocam. Çin'in kalkınması Çin vatandaşlarının tamamına ortak bir ortalama refah sağlamıyor. Çin Komünist Partisi'nin oligarşik bir hegemonyası var demiş izleyicimiz. Mehmet Emin Bey, ekonomik kalkınmanın kapsayıcılığı ihracattan geçer. Ekonomik kalkınma ancak ihracatı teşvikle başlayabilir demiş gönderdiği mesajda. Liberal demokrasinin olmazsa olmaz koşulu hukukun üstünlüğü demiş izleyicimiz. Bunlar olmadan kalkınma olmaz demiş. Erkler ayrılığı, muhalefetin dengeleyiciliği demiş. Bu arada Galatasaray'ın maçı da var galiba bazı izleyicilerimiz de. İskoçya'da stat bayağı bir dolu diye Erol Bey göndermiş. Vallahi biz maçı izlemiyoruz ama haber gelirse aynen. İzleyicilerimize paylaşırız. Asaf Hocam, ekonomik kalkınmanın kapsayıcılığı dedik. İktisadi kalkınma ve idari yapı. Ege Hocam girişi yaptı. Buyurun size devam edelim. Evet, bu yani şu sıralarda çok sık da kullanılan bir kavram olmaya başlandı. Kalkınmada sadece kalkınma değil yani büyüme içinde yani gelişmiş ülkeler içinde kapsayıcılık kavramı. İngilizce buna inclusive diyorlar. Yani olayı şöyle düşünelim. Gelişmiş ülkeler için büyüme, bizim gibi ülkeler için kalkınma. Her ikisi de netice itibariyle ekonomide önemli bir verim artışına işaret ediyor. Yani ekonomide verimlilik artıyor. Dolayısıyla çalışan başına üretim artıyor. Dolayısıyla kişi başına üretim artıyor. Şimdi buradaki sorun yani bizim dolaylı olarak dönüp dolaşıp geldiğimiz bir sorun. Kapsayıcı dediğimiz zaman bu artan verimlilikten, bu artan zenginlikten toplumun mümkün olduğu kadar hakkaniyetle yararlanması. Yani herkesin içeride kalması. Bu artan verimlilik sisteminin içinde kalması. Ama yani bir verimliliğin de artması lazım. Verimlilik artmadan değil tabii. Mi? Yani ön koşul tabii, yani, verimliliğin artması. Geçen hafta da konuştuk. Kalkınma diyoruz zaten. Kalkınma dediğimiz verimliliğin artması. Şimdi biz sık sık kalkınmayı nasıl hızlandırırız, nasıl daha hızlı kalkınırız falan diye konuşuyoruz ama bunu konuşurken daima bu kalkınmanın sağladığı meyveleri nasıl paylaşacağız? Yani bunun yararlarını nasıl toplumu bunlardan yararlanmasını sağlayacağız, toplumu katacağız, kapsamak, katmak anlamına geliyor. Tabii bir sürü boyut var, Ege değil, bir kere coğrafi bir boyutu var. Yani ülkenin bir tarafı gelişmiş, öbür taraflar orta çağda yaşıyor, eski çağda yaşıyor. Bunu istemiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar ülkenin, arada ufak tefek farklar olur ama bütün ülkenin beraberce, değil mi,
kalkınmasını, modernleşmesini, çağdaşlaşmasını, yüksek verim ekonomisine geçmesini, coğrafyada nispeten iyi dağılmasını istiyoruz. Aynı şekilde yani toplumu oluşturan farklı kesimler var. Onlar arasında yani klasik sınıflar var, işte çalışanlar var, patronlar var, serbest meslek hesapları var. İyi eğitilmişler var, kötü iyi eğitilmemiş olanlar var. Mesela Batı'da en önemli sorun bu kapsayıcılık bağlamında bu yaratılan zenginliğin iyi eğitilmiş kesimler tarafından alınması, dolayısıyla iyi eğitim görmeyen kesimlerin gelirlerinin sabit kalması, hatta düşmesi. Yani Ahsap hocam, gene araya gireceğim ya, çok özür dilerim. Yani sizin gidişatınızı bozuyorum ama hani söylerken aklıma geliyor, üzerine söyleyeyim diye. Mesela Amerika'da istihdam diyoruz, Amerika'dan bahsediyoruz ya, işte dünyanın bir numaralı ekonomisi. Amerika'da siyahiler arasındaki istihdam çok düşük normal beyaz ırka göre. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed'de diyor ki ben istihdamdaki gelişmeye bakacağım ama işte siyahi istihdamına da bakacağım, kadın istihdamına da bakacağım diyor. Ekonominin kapsayıcılığı, kalkınmanın kapsayıcılığı Amerika'da da yok. Değil mi o zaman? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu giderek şu şöyle bir şey, yani Çin'e benzer, Çin hikayesine şöyle bağlayabiliriz. Mesela Çin'le ilgili şöyle bir beklenti vardı. Çin piyasa ekonomisine geçip de hızlı büyümeye başlayınca özellikle Batı'da, yani yönetime yakın ve elitler arasında, seçkinler arasında, ya bunlar zenginleştikçe, gelişmiş bir ekonomiye doğru yöneldikçe Çin'de de siyasi rejim buna ayak uydurur. Demin işte bize soruyu sormuş. Bu zenginlik başka türlü olmaz, kalkınma başka türlü olmaz. İşte insan hakları, hukukun demokrasi, üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, demokrasi. Izleyelim. Yani zengin, yani hızlı büyüme beraberinde bunu getirir beklentisi vardı. Şimdi bunun gerçekleşmediğini hepimiz görüyoruz. Tam tersini, Çin'de ekonomi güçlendikçe rejim daha otoriter nitelikler kazanmaya başladı. Şimdi aynı şekilde Amerika'da uzun süre en azından neoliberal sözcüğüyle şey yapılan böyle bir merkez ve merkez sağ, merkez solun da bir bölümü, ya büyüme olsun, bu büyüme herkesi yükseltir, herkese. Ama çıktık ki ortaya böyle değil. Yani son 20-30 yılın, 40 yılın hatta büyümesine baktığımız zaman büyümeden herkes pay alamadı. Tam tersine hiç pay alamayan kesimler olduğu ortaya çıktı. Ondan bu kapsayıcılık sözcüğü önemli. Burada yani Ege ile bizim konuştuğumuz, siz de konuştuğunuz, bu tabii çok karmaşık bir sorun da biz bunun bir tanesine, yani bir sürü olayı var ama bir tanesine bakalım, o da idari yapıyla ilgili kısmına bakalım. Yani bu süreçte acaba ne ölçüde merkeziyetçi karar alma süreci, böyle merkeziyetçi, her şeyin bir merkezde toplandığı bir devletle acaba daha mı kapsayıcı, iki soru iç içe, daha mı hızlı büyünür artı daha kapsayıcı bir büyüme mi olur, yoksa yerel yönetimlerin güçlü olduğu, yani ademi merkeziyetin ağır bastığı bir idare yapısıyla mı bu sözünü ettiğimiz kapsayıcılık ve büyüme ikisi beraberce daha iyi tesis edilir. Yani bugünkü bizim sormaya çalıştığımız olay, anlamaya, ışık tutmaya çalıştığımız olay o. Çünkü netice itibariyle her organizasyon, bir devlet de bir organizasyon, yani bir siyaset, bütün bir siyasi organizasyonu var ülkenin. Ülkeyi tanımlıyor zaten bu siyasi organizasyon, devlet diyoruz. Şimdi bu organizasyonda Ege'nin dediği gibi ne kadar ademi merkeziyetçi olmalı, kararlar ne kadar yerinden alınmalı. Dolayısıyla işte Türkiye'de bu koşullarda yerel idareler, belediyeler çıkıyor şey olan yerinden yönetimde. Ne kadarı da merkezde alınmalı. Argümanlar nedir? Yani merkezileşme lehine argümanlar var mıdır? Yoksa yerinden lehine argümanlar var mıdır? Aleyhine argümanlar nelerdir? Evet. Yani pek eğlen tartışmayı düşündüm. Vatandaşlarımızın da düşünme. Şimdi bu önemli. Şundan dolayı önemli.
başlangıçta yani Ege'nin söylediği gibi ilk biz bu kalkınma serüvenine başladığımızda diyelim 1920'lerde, 1930'larda, 1950'lerde daha çok ilk başındaydık. Bu kadar önemli değildi yani bu kararların belki şeyi. Ama şimdi Türkiye giderek karmaşık bir modern bir sanayi toplumu olmaya doğru gidiyor. Artık burada bunun bu dengeleri doğru tutturmaya başlamamız lazım. Onun için de düşünmemiz lazım, tartışmamız lazım. Anlamaya çalışmamız lazım. Avantajları nedir, nelerdir? Neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz, neyi nasıl yapalım diye. Peki. Bu güncel anlamda belki döviz kurunu etkileme anlamına bir sonucu olmayabilir. Fakat uzun dönemde Türkiye'nin büyüme performansı açısından bu merkeziyetçi idarenin ne kadar merkeziyetçi, ne kadar ademiyet merkeziyetçi, daha doğrusu yerel yönetimlerin gücü ve merkezi devletin gücü nasıl dengelenecek? Bu konu önemli, tartışılması gereken, düşünülmesi gereken bir konu diye gündemine getirmeye çalışıyoruz izleyicilerimizin. Evet, iktisadi açıdan bakmayı sürdürüyoruz. Şimdi birkaç mesaj okuyacağım. Sonra belki benim de ufak bir söyleyeceklerim var. Ege Cansen'e döneceğim. Mesela Şükrü Bey demiş ki büyümenin eşittir kalkınma olmadığı önce toplum olarak bunu bir kabul etmemiz lazım diyor. Yani büyüme eşittir kalkınma değildir. Büyüme eşit değildir kalkınma. Sonrasında büyüme yerine Türkiye ekonomisinin kalkınması için ona daha sonra karar verelim diyor. Muhammed Bey demiş ki Çin'e örnek veriyoruz ama oradaki sermaye nereden geldi sorgulamıyoruz demiş. İsmail Bey diyor ki kalkınmanın tek yolu dünya çapında ünlü markalı ürünler yaratabilmemizde. O zaman ihracat kendiliğinden zaten artar. Efendim şöyle bakıyorum yine. Osman Bey demiş ki bizler burada nasıl kalkınma olur diye konuşuyoruz. Ama diyor öncelikle eğitim şart. Eğitim olunca hukuk da olur kalkınma da. Şimdi eğitim, kalkınma, eğitim çok önemli. Eğitimin ücretsiz olması, eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz hikaye. Bunlar gerçekten kalkınmanın da o toplumdaki bireyler arasındaki o eşitliğin de sağlanabilmesi açısından, o fırsatı bulabilmek açısından eğitime ulaşmak, düzgün eğitime ulaşmak çok önemli. Hatta galiba Selçuk Şirin Hoca da zaman zaman yani burada özel okulların bile artık belki tartışılması, belli bir noktadan noktaya kadar hani özel okulların ne kadar olup olmaması gibi özellikle daha işte eğitime ulaşmada yoksul kesimlerin o fırsat eşitliğine kavuşabilmesi ve ülkenin daha ileriye gidebilmesi çokça dillendiriliyor. Ben de Osman Bey'e kesinlikle katılıyorum. Yani kalkınma eğitimsiz asla olmaz. Onu da naçizane ben araya söylemiş olayım. Şimdi Asap Hocam ama siz şöyle bir noktaya geldiniz. Ege Hocam da bilmiyorum buradan. Yani iktisadi kalkınma için ya da kalkınmanın kapsayıcı olması için yani yerelden mi bu kalkınmayı vatandaşa yayacağız yoksa merkezden mi? Yani niye tercih yapalım ki? Metro yapılacaksa... Yok işte. Yok yani onu düzelteyim. Bunun bir dengesi dedim. Ha dengesi. Pardon. Dengesi. Çünkü her şeyi merkeze alırsak da belli ki zor bir şey. Çünkü merkezden yapılmak, merkezin ancak yapabileceği tipte işler söz konusu olacak. Kalkınma açısından hatta kapsayıcılık açısından yararlı bir taraftan. Ama öbür taraftan yani o şeyden her şeyi yerel yapmaya kalksak olmaz. Her şeyi merkez. Demek ki bir denge var. O denge çok önemli diyorum ben. Yani ama orada ne denge? Denge. Yani o dengeyi tercih tutalım. Değil denge. Yani, hayır. Burada bir tercih yok. İkisine de mahkumuz. Bir takım işleri zaten mecburen. En dünyanın en merkeziyetli ülkesi şeyi bile devlet yani idari sistemi bile bir miktar yerinden şeye izin verecek. Yok çaresi yani. O imkansız. Açık. Dünyanın en önemli merkeziyetçi sistemlerinden biri yani baktığınız zaman mesela Amerika Birleşik Devletleri bile fevkalade güçlü bir federal hükümet var. Ve yani özellikle kapsayıcılık konusunda federal hükümetin son derece ciddi
yani zenci hikayesi de dahil olmak üzere son derece ciddi müdahaleler olduğunu görüyoruz. Yani demek ki burada mühim olan bu dengenin iyi kurulması. O dengeyi araştıralım. Peki. O dengeyi düşünmeye başlayalım dedik. Tamam, ben siyah beyaz değil yani, gerçek o griler arasında. Bir de bir şey söyleyeceğim, uzun konuştum ama bu eğitim Ege konusunda. Ege hocam bayağı yavaş yavaş sinirlenmeye başladı. eğitim. Dinliyorum gayet güzel. Eğitim şeyde çok sık söylenir bunlar ama yani böyle bilimsel şey içinde, disiplin içinde özellikle dikkat edilen kavramlardan bir tanesi gerekli koşullar ve yeterli koşullardır. Yani eğitim kalkınma için, büyüme için son derece önemli bir gerekli koşuldur. Ama yeterli bir koşul mudur? Ona emin değilim. Yani unutmamak lazım ki Sovyetler Birliği İnsanları, Sovyet insanları eğitilmediği için ya da eğitimde fırsat eşitliği olmadığı için dağılmadı. Demek ki eğitim çok önemli ama başka şeyler de var. Başka şeyleri yanlış yaparsan iyi istediği kadar iyi eğit. Demek ki o temiz, bunlardan bir tanesi diyoruz ki bize gelen. Bu işte başka şeylerden bir tanesi de tamam. Merkeziyet, ademi merkeziyet dengesidir dengesi diyoruz. Asaf hocam, ya bu çok güzel bence, bir sonraki programlarımıza da bence güzel bir konu olur. Ege hocam da kabul buyururlarsa, Üstad-ı Azam Ege Cansen. yani eğitim ve ekonomi falan bir şey yapabiliriz. Çünkü değil mi hocam, bilmiyorum. Eğitim, ekonomi kabul edersiniz, bir program üzerine gidebiliriz. Bence güzel sohbet çıkar oradan. Ege hocam, size döneyim. Dön bakalım. Kapsayıcı olmak gelirin paylaşımı değil, kalkınmada kader birliği yapılacak ve yola birlikte devam edilecek üretken eşit paydaşlar demektir demiş. Bu ülkedeki tüm üretim ve adil kesimleri öne almaktır. Sedat Bey de yine göndermiş. İhracatı artıramıyorsunuz, ithalatı azaltalım demiş. Efendim, kalkınma böyle olur diyen bir başka yazılımımız var. Merkeziyet sistemler derken, yani blockchain sistemi mi mesela? Şimdi orada merkeziyetsiz yapılar var ya, bu blockchain, işte kripto paralar vesaire. Ona da atıf yapan izleyicilerimiz var. Ege hocam buyurun, size devam edelim. Evet, şimdi bütün bu tartışmalarda, müzakerelerde öyle diyelim, en zor hadise konunun içinde kalmaktır. Hemen dağılır. Şimdi burada bizim konumuz idari yapıyla kalkınma, ki dinleyicilerimizin bir kısmı gelişme demek istiyorlar. Yani sırf bir milli gelir artışı değil, gelişme daha kapsamlı bir şey tabii. Ama biz kalkınma diye bunu daralttık. Arasındaki ilişki. Şimdi eğitimin burada rolü yok. Yani eğitimi konuşmuyoruz. O eğitim önemli, durduruyor. Hukuk konuşmuyoruz. Bilmem basın özgürlüğü konuşmuyoruz. Biz şimdi bir şey konuşuyoruz. Bu idari yapılanmada ademi merkeziyet ve merkeziyet dozu nerede? Ne tarafa doğru gidiyor? Şimdi buraya ben bir yeni kavram getirmek istiyorum. Şimdi aslında eğilim daha çok ademi merkeziyete doğru gidiyor. Yani ademi merkeziyetin daha da demokratik olduğu da düşünülüyor aynı zamanda. Bir de ademi merkeziyette yönetişim diye bir kavram çıkıyor ortada. Yani mesela diyelim ki belediye başkanı diyor ki ben bu konudaki kararı hemşerilerimle beraber alacağım diyor. Yani yerelde olduğu zaman idare edilenle idare eden daha kolay iletişim kurabiliyor. Şimdi bütün kararlar Ankara'dan alınmaya ya bilmem Washington'dan, Berlin'den alınmaya gidince halkın yönetime katılması zorlaşıyor. Bu da bir yabancılaşma yaratıyor. Yapsınlar efendim, etsinler efendim. O zaman sorumsuz vatandaş yaratılıyor. Yani yerinden yönetim aynı zamanda yönetişim denilen, yönetilenin de yönetime katıldığı bir altyapının doğmasına, kurulmasına, işlemesine yardımcı oluyor. Yani işin bir önemli boyutu da bu oluyor. Şimdi
İdare teorisinde kararın isabeti olaya en yakın zamanda ve en yakın yerde alınmasıyla artar denir. Yani bir kararı bir olay olduktan bilmem 5 ay sonra, 5 sene sonra ve de bambaşka bir yerde alırsanız o kararı alan kişi devam zaman geçmiştir. Olayın tam nasıl cereyan ettiğini de bilmiyordur. Bir yanlış karar alma ihtimali, yanlış karar verme ihtimali yüksektir. Halbuki mesela yerel yönetimlerin güçlü olduğu yerde sorunlara hemen müdahale etmek, bir defa sorunu algılamak daha kolay. Gözüyle görüyor. Bugün bile mesela diyelim ki sel felaketi oluyor. Bakanlar oraya gidiyorlar. Niye gidiyorlar? İşte kararı almadan önce gözleriyle görmek istiyorlar, değil mi? Yani karar alan kişi evet. Olaylara yakın olmak istiyor. Ve kararı da. Şimdi ne kadar yakın olursa halbuki bir takım kararlar zaten orada yerel olarak alınacaksa orada o yaşayanlar var zaten. Şimdi bu denge meselesi burada daha çok ademi merkeze doğru gidiyor. Fakat benim getirdiğim bir başka sorun da yani buna pozitif yaklaşıyoruz. Daha yerele gitsin hem demokratik olarak hem kararların kalitesi açısından yönetilenlerin de yönetime katılması ki buna yönetişim deniyor. Ve o zaman da sorumlu vatandaş yaratıyorsun. Ya adamdan vergi topluyorsun, hizmet götürüyorsun. Şimdi merkezi hükümete giden bir vergiden o ilçeye, o ile gelen hizmet öyle kopuyor ki. Ama yerel vergiler toplandığı zaman onu toplayan belediye, yani para gittiği zaman vatandaş nerede ben verdim diyecek bu vergiyi. Yani vergi verenin vergiyi toplayıp harcayanla olan ilişkisini de daha somutlaştırmak, daha anlaşılabilir, daha iyi komünike edilebilir. Yani burada bir itirazım de... olabilir mi Ege Hocam size? Buyur, hayır, istediğin kadar et. Evet, şöyle anlatırken aklıma geliyor, yani zaman zaman hocalarımı kesiyorum ama kusuruma bakmasınlar, artık onlar bana alıştılar. Mesela vergi meselesi Ege Hocam, diyorsunuz ki hani vergiyi işte yerel yönetime verdiğinde vatandaş o verginin karşılığını yerel yönetimden alır. Bu işte bizim bu iktisadi kalkınma idare yap ama bir taraftan da kapsayıcılık diyoruz değil mi? Kalkınmanın kapsayıcılığı. Biz de genelde vergi, Asaf Hocam da katılır değil mi hocam? Marmara bölgesi, işte İstanbul, öyle buralardan asıl vergi toplanıyor. Sonra Türkiye'de belki birçok yere bu toplanan vergiler hizmet olarak dönüyor. Yol oluyor, köprü oluyor, efendim maaş olarak ödeniyor, okul yapılıyor. İşte Karadeniz'de, Güneydoğu'da, Akdeniz'de nerede olursa daha geliri düşük olan. Şimdi bu mesela tamam işte... Kapsayıcılık bu olmuyor mu? Yani vergi, sizin anlattığınızın biraz tersi bir şey söylüyorum sevgili Ege Hocam. Yani bir bölgeden vergi toplanıyor ama ülkenin kalkınması için, daha ekonomik açıdan kapsayıcı olmak için o bölgeden yoğunlukla toplanan vergi daha ihtiyacı olan bölgelerde harcanıyor. Şimdi mesela bu bana da kapsayıcı gibi geliyor. Asaf Hocam biraz gülüyor mu hocam? Yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzeltin. Ege Hocam. Yani heh. Bir şey söyleyeceğim. Bana ya destek bu... olun ya da barış, böyle saçmalık hayır, olmaz değil. Hayır şöyle. Şimdi bizim vergi sistemimiz biraz eski mültezim sisteminin, tax farming derler, muadili gibidir. Şimdi diyelim ki vatandaş Anadolu'nun bir ücra şeyinde araba alıyor. Tamam mı? Tamam. Değil mi? Araba alıyor. Araba aldığı zaman bu KDV nerede ödeniyor? Otomobil şirketinin ya İstanbul'da ya Bursa'da, orada ödeniyor. Ama parayı ödeyen başka, yani büyük şirketler bizde bir yerde vergi topluyorlar. Petrol aldığında, değil mi? Evet. Petrol aldığında petrol alıyorsun. Vergi nerede ödeniyor petrol? O şey, sen vergiyi orada ödüyor vatandaş ama kayıtta nerede gözüküyor? Devlet kimden alıyor
vergiyi şirketin genel merkezinden alıyor. Genel merkezin olduğu yerde gözüküyor. Tamam, onda yani, da haklısınız ama yine de yani benim toplanan, yani oran olarak toplanan vergi, toplanan vergiyi o iller aslında ödemiyorlar. O iller bütün Türkiye'den, o az sayıdaki il bütün Türkiye'den vergiyi topluyorlar. Devlet adına ödemeyi o büyük illerde yapıyorlar diye düşünebiliriz. Peki. Biraz da. Yani bizim bu dolaylı vergilerden ağırlıklı vergi sistemimizin getirdiği böyle bir sorun var. Ege bu işi çok iyi bilir. Peki Ege Hocam, buyurun. Şimdi Barış, senin yani şöyle söyleyeyim. Nerede atlıyorsun? Nerede? Çok nazik söyledin. Şimdi sen de hemen bir eskilerin tabiriyle ifrat tefrit var. Sen de diyorum, kusura bakma, sen benim kardeşimsin. Tabii ki, estağfurullah. Yani, söyleyeyim. Bunu da burada konuşuyoruz. Şimdi siyah beyaz gibi. Ben diyorum ki mesela yerel yönetimlerin topladığı vergilerde yerel olarak vergi veren halk yerel yönetimden daha kolay hesap sorabilir. Der demezsen bütün vergilerin yerel yönetimler tarafından toplanacağını dediğimi varsayıyorsun. Şimdi madem ki geldik, Amerika'dan örnek verelim. Amerika'da bir federal devlet var. Aslında biliyorsun Amerika devletler topluluğu. Biz eyaletler diyoruz ama ABD. Tamam. Eyalet vergisi var. Bir de belediyelerin topladığı vergiler var. Yani lokal vergiler var. Ege, bir araya girebilir miyim? Ege. Gir bakalım. Yani sözcükte büyük şey var. Yani United States of America. Biz bunu Amerika Birleşik Eyaletleri diye tercüme etmemişiz. Amerika Birleşik Devletleri diye tercüme etmişiz. Fakat o tek birim state'e gittiğimiz zaman devlete ona devlet demeye dilimiz gitmemiş, eyalet demişiz. Yani eğer onlar eyaletse devletin adı da Amerika Birleşik Eyaletleri. Onlar devletse Amerika Birleşik Devletleri, karar vermek lazım. Onlar devlet mi, eyalet mi? Tamam hocam. Amerika Birleşik Eyaletleri mi, Amerika Birleşik Devletleri mi? Evet, pardon. Yani şimdi bu ne kadar verginin, yani verginin hepsini yerel yönetimler toplasın değil. Yerel yönetimler ne kadar vergi toplasın? Şimdi bugün zaten yerel yönetimlerin ne kadar vergi toplayacağına da meclis karar veriyor. Yani bu bir anayasal düzenlemedir. Yani belediye meclisinin vergi salma yetkisi yoktur. Bazı şeylere zam yapabilir ama Türkiye'de anayasayla vergi toplama meclisten kanun çıkarmakla olur. Ama buradaki vurgulamak istediğimiz konu, yerel yönetimlerin daha etkin olabilmesi için finansal imkanlarının artması lazım. Şimdi yerel yönetimler sürekli olarak merkezi hükümetten para istedikçe o bağımsızlıklarını pek elde edemiyorlar. Yani zaten mizandan bağlı olduğun zaman, hep parayı bir yerden istediğin zaman o tarafta sana parayı her verdiğinde bir şeyi empoze ediyor, bir şeyi emrediyor. Yani yerel yönetimlerin daha cevval olabilmesi için finansal kaynakların artırılması lazım. Onlar yurt dışından borçlanıyorlar hocam. Öyle şeyler oluyor. O zaman bunda risk oluşturmuyor mu? İşte orada da bir sakınca ortaya çıkıyor. Hı. Yani işte o yerel yönetimlerin güçlendirmenin yarattığı sakıncalardan biri o. Yani orada tamam. Reklama gitmeden onu da girelim isterseniz hemen. İşte orada da tabii Türkiye'nin bir cari açığı problemi de var. Dış borç problemi var. Yerel yönetimler de bir de bunları teşvik ediyorlar. Avrupa'da bir sürü kuruluş var. Türk yerel yönetimlerine devamlı kredi teklif ediyor. Metro için, tünel için, şu için, bu için. Onlar da o paraları alıp icraat yapıyorlar. Ve yerel yönetimler çok başarılı duruyor. Yani yerel yönetimlerin en başarılarını şöyle bir bakıyoruz ne yapmış diye, Avrupa'dan çok borç alanlar yapıyor bunu. Şimdi bu da bir problem yaratmaya başladı. Yani bunun da bir tanzim edilmesi gerekir.
Çünkü sonunda bunlar Türkiye'nin borcu haline geliyor. Sen bir araya git bakalım. Öyle mi? Git. Peki gideyim. Ege hocam buyurdu. Asaf hocam araya gideceğim. İzninizle aranın ardından devam edeceğiz. Ekonomik görünüme devam ediyoruz. Profesör Doktor Asaf Savaş Akat ve Ege Cansen konuklarımız. Ege hocam, Asaf hocayla mı devam edeyim? Sizin eksik bıraktığınız bir yer var mı? Şunu istersen tamamlayayım ben. Tamam. Bu belediyeler, yerel yönetimler, bu tabii ülkeden ülkeye de değişiyor. Finansal istikrarın önemli olduğu zamanlarda bu yerel yönetimlerin yetkililerin artmış olması bir problem yaşanıyor, yaratıyor. Bu Arjantin'de oldu. Çok başarılı bir stabilizasyon programı Cavallo adındaki Maliye Bakanı uyguladı. Fakat bir de bakıldı ki yerel yönetimler müthiş bütçe açığı vermişler ve dış borçlanma yapmışlar. Yani şimdi Türkiye'nin bir problemini unutmayalım. Türkiye aynı zamanda bir finansal istikrar peşinde koşuyor. Yani bu iki açık dediğimiz hem cari açığı hem bütçe açığını kontrol etmek istiyor. Halbuki icraat da para harcamak demek. Şimdi yerel yönetimler, tamam savunuyorum ben daha çok yerel yönetimlere doğru yetki gitmeli. Onların finansal imkanları arttırmalı. Fakat ipi ucunu bıraktığınız zaman her biri birer kara delik haline gelebilir. Bunlar şu veya bu şekilde yurt dışından kolay da borçlanabilirler. Yani böyle bir dış siyasetin de Türkiye'ye bulaşması da var. Bu o zaman Türkiye'nin finansal istikrarı için mayın teşkil edebilir bunlar. Bunu da vurgulamak isterim ben. Ama netice itibariyle merkezi yönetimle yerel yönetimler birbirini tamamlayacaktır. Bunlar birbirinin rakibi değil. Yani eğer zaten rakip gibi görünmeye başlanırsa işimiz var. Ama öyle çok oluyor. Çok yanlış olur. Ya mesela hayır, metro yapılacak. Işte, metroyu sen yaptın. Ben ya ikisi yapalım yani vatandaş. Efendim işte bu işin hata kısmı. Değil mi? Bu işin yanlış kısmı. Yani bunun şerefi bendedir, ondadır. İşte bu noktaya geldiği zaman verimlilik de düşüyor. İsraf da artıyor. Duplikasyon da oluyor. Ki en kötü şey ekonomide duplikasyondur. Ne mesela duplikasyon yani, nedir? Aynı şeyi 3 kişi, 5 kişi hepsi yapıyor. Ben de yapıyorum, o da yapıyor. Şimdi bir örnek vereyim, mesela bir tohum ıslahı konusu var. Şimdi belediyeler tohum ıslah edeceklermiş. Yani Türkiye 100 senedir tohum ıslah ediyor. Hatta adını hiç unutmam, Bahri Dağdaş diye. Ziraatçı bir ziraat bakanı vardı. O da en büyük şeyi, yani Türkiye'de buğday tohumunun ıslahatı falan. Şimdi ben duyuyorum bazı belediyeler efendim verimli tohumlar üzerine çalışıyoruz diyorlar. Yani şimdi olmadı bu yani. Şimdi yani yerel yönetim dediysek tohum ıslahı Türkiye çapında ziraat, yani Tarım Bakanlığı'nın üniversitelerin bir işidir yani bu. Belediye peki, tohum ıslahı yapmaz. Ben burada keseyim. Asaf Hoca güzel bir bağlama yapsın bakalım. Asaf Hocam bağlasın. Denge dedi. Şimdi hakikaten metroyu mesela yani yapılacaksa merkezi hükümet, yerel hükümet beraber. Şimdi burada yerel yönetim diyor ki kardeşim ben metro yapacağım. Şu kadar kredi aldım. İşte o zaman borçlanma artıyor. Ege Hocam bunların almasın bir demiyorum. Bu bir çatışma haline gelmesin diyorum. Yani alsın ama tamam. Yani İzin veririm, vermem bilmem. O zaman neyse. Keselim burada. Asaf Hoca'ya platformu bırakıyorum. Ege Hocam bu akşam çok sert. Asaf Hocam keselim, içelim, gidelim. Sert olsan ne yazar demişler ya. Adın ne mülayim. Sert olsan ne yazarsın. Buyurun Asaf Hocam. Allah ben de sanayım. Sen İstanbul'dasın, dikkat et yani. Ege'yi kızdırma hocam. Sayın büyüğümüzün yani hiç vallahi billahi şey yapmaz yani oradan. Şimdi
Bir hususu ben belirtmek istiyorum. Yani Türkiye'nin bir özelliği var. Bu özelliği iyi anlamamız lazım. Genellikle baktığımızda bu kamu yönetimine baktığımız zaman, dünya deneyimine baktığımız zaman Türkiye büyüklükteki ülkeler, çok küçük ülkeler açısından durum şöyle, bir Türkiye ve daha büyük ülkelere baktığımızda, muadil ülkelere baktığımızda bu kamu yönetiminin merkezileşme, ademi merkezileşme açısından üç düzeyden oluştuğunu görürüz. Yani Amerika'ya gittiğin zaman, değil mi, bir belediyeler vardır, kantiler de vardır, eyalet dediğimiz bizim devlet vardır, bir de federal devlet vardır. Yani üç ayrı yönetim düzeyi vardır. Aynı şey Almanya için söz konusu. Almanya'da da belediyeler var, Länder var, değil mi? Eyalet ona diyebiliriz herhalde. Sonra ve federal devlet. İşte Fransa'da belediyeler var, komünler var, belediyeler var, bölgesel idare birimleri var ve merkez. İtalya keza öyle. Çin örneğinde son derece önemli. Çin'de belediyeler var. Onların bölge hükümeti dedikleri ara, yani eyalet muadili bir yapı var. Bir üst düzey var, onun üzerine merkez. Bizde ikili. Gene onu yani vurgulayalım. Dolayısıyla belki bu yetki karmaşasında bu da biraz sorun yaratıyor. Bunu muhakkak düşünmek zorunda Türkiye. Yani bu ikide mi tutacağız bunu? Niye gelişmiş ülkeler ve hızlı büyüyen ülkeler hep üçlü bir yapıya gitmişler? Üç ayrı düzeyde idareyi tanımlamışlar. Bizde iki hikayesi var. İkincisi bu işte Ege'nin de söylediği, Türkiye'de bir şekilde merkezle yerel yönetimin, ki o tek düzey dediğimiz yani belediyeler arasındaki yetki dağılımı karma karışık halde. Yani benim görebildiğim kadar uzun süre böyleydi. Yani yeni bir şey değil bu. Ege hatırlar, eminim benden iyi hatırlar ama 1950'lerde, 50'lerin sonuna kadar hatta İstanbul valisi ve belediye başkanı aynı insandı ve Ankara'dan atanırdı. Yani adam belediye başkanı deniyor ama aynı zamanda vali İçişleri Bakanlığı tarafından atanıyor. Şimdi bu önemli bir kafa karışıklığına tekabül ediyor. Şu anda tabii belediye başkanları seçimle geliyor ama belediye başkanlarının yetkisi ne olacağı konusunda yeni değil bu yani. Bu hükümette de var, bir önceki bu iktidarda da var, bir önceki iktidarda vardı, ondan önceki iktidarda da vardı. Sürekli bir çekişmedir gidiyor. Belirsizlik yüksek. Yani Türkiye'nin bir an evvel bu konuları düşünüp şey yapması lazım. Ancak ondan sonra, yani bu şeyden sonra, bu bağlamda bundan beraber ve bundan sonra da belediyelerin gelirlerinle ilgili önemli bir çalışmaya hazırlanmamız lazım. Borçlarıyla ilgili de aynı zamanda, değil mi hocam? Tabii, tabii. Ve sorumlulukları, gelirle beraber sorumlulukla ama finans, yani fiskal anlamda, kamu maliyesi anlamında sorumlulukları da şey olması lazım. Şu ana kadar 3 aşağı 5 yukarı bütün belediye borçlarına gayet basittir. Belediye borçlarına hazine şey olur, ne derler, kefil olur. Bir açık o zaman kefil. Belediye istediği kadar borçlansın madem hazine kefil diye. Tabii işte yani. bu aslında bu benim sözünü ettiğim sorumlu olacak, yetkisi olacak ama sorumlu da olacak. Yani öyle şey olmaz. Ben borçlanayım, parayı başkası ödesin. Oh ne ondan hala. Sonra yetki bende olsun ama yani tokmak bende, davul başkasının sırtında. O işte olmaz. Peki. Dolayısıyla Türkiye'nin ciddi şekilde yani bu yetki, bu arada vergileme hakkını beraber. Çünkü Amerika'da vergi koyma hakkı vardır, borç alma hakkı vardır ama batar da belediye. Yani bu şeylerini ödemez. Hiçbir federal hükümet hiçbir garantisi yoktur. Çok istisnai koşullarda New York battığında çok önemli bir şehir olduğu için federal hükümet işte bir geçici olarak bir borçlar verdi. Bilmem ne, o parayı da aldılar sonra çatır çatır yani. Peki. Yani olayı bir bütün olarak bizim yani Ege'yle tahmin ediyorum vurgulamak isteyeceğimiz özellikle bu konuyu Türkiye'nin ciddi bir şekilde düşünmeye başlamasında
zamanı geldi. Bunu tartışalım. Tartışmadan da olmaz yani. Bunu Ankara'da bir takım bürokratlar hazırlayacak, hukukçular hazırlayacaklar. Onları çıkartacağı metinle bu olmaz. Bu toplumun katılımcı bir şekilde tartışmasıyla, bütün paydaşların, ilgilenenlerin tartışmasıyla ancak fikirlerin çatışmasından doğru dürüst bir belediye, bu yerel yönetimlerle ilgili bir reforma doğru gidilebilir. Asıf Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Ege Hocam çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ salim, bir programı daha bitirdik. Aynen. En azından sen kazasız çıkardın belasız. Yani. Kazasız bu arada benim. Galatasaray da berabere maalesef bir. Maalesef hocam ya. Artık bunu da eleyelim hocam ya. Hadi neyse, Şampiyonlar Ligi de. Artık inşallah. Bunu da halledelim. Çok teşekkürler. İnşallah. Haftaya inşallah buluşacağız. Selam, sevgiler hocalarımıza. 22'de karşınızdayız.